Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ızgaralı sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını Mehmet abimle konuşmaya devam ediyoruz. Birinci bölümü çekmiştik. Bu şimdi ikinci bölüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bu defa tabii padok değiştirdik. Öbür tarafta Güney Amerika hayvanları vardı. Doğru. Kırmızı anguslar, siyah anguslar ve bunların melezleri vardı. Burada Avrupa hayvanları var, şaraneler var. Hem bu ırklar üzerine de konuşma yapacağız. Izgaralı sistemle devam ediyoruz. Mehmet abi, öbür tarafta küçük hayvanlar vardı. 350-400, 450 kilo bandında. Burada 750-800 kilo evet. bandındaki hayvanlarımız var. Izgaralı sistemde büyük hayvanlar sorun yaşıyor mu? Abi soru daha. Izgaralı sistemde büyük hayvanlar. Yani tonluk hayvan bakabilir miyiz? Baktık. Biz tonluk hayvan baktık da sayı gittikçe düşüyor zaten. Şimdi bizim burada hayvanlarda bir hedef kilomuz var. Tamam. Şimdi hepsini biz 300 kilo koysak bile besiye aldığımızda kimi çok erken finale ulaşıyor, kimi de geç kalıyor. Çünkü herkesin yapısı bir değil. Evet. O hayvanları seyreltme yaparak zaten en sona doğru kalıyor. Bu padokta şu an 3 tane kalmış. Diğerleri kesime gitti. Kesime gitti. Kesime gitti. Peki kesime giderken ki aralığı neyle belirliyorsun? Ya şimdi bizim her hayvanda bir final kilomuz var. Tamam. Güney Amerika'da 500-550 bandı. Simentel'de... Neden abi? Onu da açıkla. Yani ha, artık neden? Oradan sonra kilo almadığı için. Günlük canlı ağırlık artışları düşüyor. Tamam. Şu an 22 liraya beslediğimiz bir hayvan. Şu ırklar 22 lira civarında günlük besleme maliyeti var. Tamam. 1.550 gram canlı ağırlık alıyor. Tamam. O hayvan da 1 kilo civarında alıyor. Bu 28 lira yiyor. Yani bu artık finişe ekonomik, çok yaklaştı. Ekonomik değeri kalmadı. Çıktı. Tabii. Peki abi. Sonra... Aylık kaç kilo sizin bir hayvanın kesime gitmesini belirleyen minimum rakam ne? Aylık kaç kilo almaya başladığında artık sen kesime gideceksin diyorsun hayvan için. Yani 1 kilolara, 1 kilo 100 gramlara düştüğünde ırktan ırka da değişiyor. Evet. Üstadım. Yani çünkü bunlar 1 kilo 200 alabilir ama bunlarda randıman kalitesi çok yüksek. Ben bunu %62 civarında 60-62 randımanda kesebiliyorum. Maksimum aldığında kaç kilo alıyorsun abi günde bunlardan? Ya bunlar 1.650'ye maksimum pik yapar. 1 kilolara kadar düşer. Şimdi insanlar... Biz efsaneyle bir çürütebilir miyiz? Bazıları diyor ki abi işte falanca yem fabrikasının yemini yedirirsen işte 1 kilo 800-2 kilo alıyormuş Şarole limuzin falan. Ben tamam. de inanıyordum. Ha, bunu da izah edelim abi. Ben de buna inanıyordum. Bunu limuzin Hatta şimdi bir tarafımız yemci olduğu için tamam. adam geliyor. Abi diyor biz günde 2 kilo canlı ağırlık kaldırıyoruz diyor. Tebrik ederim diyorum. Bana da anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi bu hayvanlar kemiden indi ya da tırdan indi. Birkaç hafta ot verdik. Hayvanlar kendini toparladı, kantarı aldık. Tarttık 300 kilo. Misal, bir ay besledik, 360 kilo oldu. Aha 2 kilo. Gidiyor 2 kilo, uçuyor bu hayvan. Evet. Yani nereye gidiyor? Bu hayvan aç. Zaten yolda su tüketmiş. Kendi bünyesinden bayağı bir fire vermiş. Evet. Bu telafi kilosu dediğimiz kiloyu almış. İkinci aya baktığınızda 45-50 kiloya geri gelmiş. Şimdi hayvanla hayvana çok değişiyor bu. Etçi miktardan bahsedersek bu 600 kilolara kadar canlı, hızlı bir kilo alımı yaşıyor bu hayvan. Yani tam gençlik döneminde, 8-12 ay, 14 tamam. ay aralığında 1800, 1900, 2000 de alabilir. Çok ama başından sonuna baktığımızda... Ya zaten hiçbir şey bilmiyorlarsa bir internete girip Şarole'nin günlük kaç kilo canlı ağırlık aldığını... Literatür bilgilerini... Literatür bilgilerini çıkartıp Şarole'ye yer der ki 1 kilo 450 gram der. Ama biz burada 1.5'lardan bahsediyoruz değil mi? Yani bu ırkı üzen eden adamlar daha iyi biliyoruz yani. Bak, Holstein'leri 1.5 kilo aldırıyoruz. 1.5 kilo aldığı dönem olur. Evet. Ama kısa bir dönem ortalaması olur. Ortalaması 1.300 gram. Tabii. Yani 1.350 kilo. Şey, Holstein'ler 1.2'yi bulamazsınız. Simenteller 1.300'ü geçemezsiniz. Ekşi ırklar maksimum 1.450, 1.500. O da çok iyi şartlarda iyi yetişmiş, genetiği sağlam bir yıldızsa bunu alabilirsiniz. Az önce bir şey söylediniz. İşin şifresi orada aslında. Dediniz ki başka bir ırk hayvanın günde 1500 gram almasıyla etçi bir ırk hayvanın günde 1400 gram alması arasında sadece randıman farkından dolayı yansıma bunu göz ardı ediyor. Yani %10 desek minimum randıman evet. farkı. 10 civarında 20'dir aslında o. Yani bu 10 lira kazanıyorsa öbürü 8 lira kazanıyor demek. Aynen. Yani fire farkı oradan var.
Peki yine ızgaralı sistemle alakalı konumuza gelelim. Evet. Bu hayvanlar 800 kilo civarında gördüğüm kadarıyla. Bu hayvanlar tırnak problemi yaşıyor mu ızgaralı sistemle olduğu için? Tırnak problemi biz hiç yaşamıyoruz. Yani yaşamadık. Besiden kaynaklanan tırnak problemi daha da yaşamıyoruz. Çünkü kaba yem veriyoruz. Sadece atlamadan kaynaklanan tırnak problemleri veya ayak yaralanmaları yaşıyoruz. O zaman şöyle özetleyelim. Yeterli miktarda kaba yem hayvana veriliyorsa zemin kaynaklı bir problemimiz yok. Yok. İki, hayvanın hareketliliğinden, aşırı hareketliliğinden kaynaklı birbirlerine zarar veriyorlar da travmatik bir sorunla karşılaşıyorsak bunu yine sisteme mal edemeyiz. Ya sistemle bir alakası yok ki. Bağlıyken de bile olur. Şöyle bir çekim, şurayı da çekersin. Buralarda desen vardır. Beton dökerken tam kurumadan önce betonun üzerine bir baskı yapıyoruz. Desen yapıyoruz. Desen yapıyoruz. Bu hem enine hem boyuna olduğu için, baklama deseni olduğu için bu kaymıyor. Ne kadar arası gübre olursa olsun bu hayvan 600 kilo, 700 kilo. Bastığında zaten bu çukura takılıyor ayağı. Geri de kaymıyor. Kaymayı engelleyici bir desen olmalı diyorsunuz. Kesinlikle olmalı. Peki bir şey daha. Şimdi sizin kullandığınız malzemeler, padok malzemeleri, bazı arkadaşlar siyah malzeme kullanıyorlar. Galvaniz ve siyah malzeme arasındaki farkı anlatır mısınız bize? Yani yeni bir ahır yaptınız. Kilogramında 3 lira, 3,5 lira ekstra galvaniz maliyeti var. Ya galvaniz biz geçen hayvanları sattığımızda, temizlediğimizde basınçlı suyla yıkadık, pırıl pırıl duruyor ilk günkü gibi. 6 yıllık bir işletme. 6 yıllık pırıl işletme. Pırıl duruyor. Oksidasyon çok var. Yani boyalı olan bazı malzemeler var içeride. Boyalılar görüyorsunuz pas tutmuş. Bunlarda herhangi bir paslanma yok. Evet. Şimdi biz bunları yaptırdığımızda siyah işleyip daldırmaya göndermemiştik. Direkt galvaniz malzemeyle yaptık. Tamam. Bakın şuraları kaynak yerlerinde. Kaynak yerlerinde biz yine buraları göründüm. Şey yaptırmıştık. Boya yaptırmıştık bu özel bir boyayla. Maalesef yine böyle oldu. Boyanın da en iyisi 1 yıl 2 yıl gidiyor. Hadi 3 yıl olsun. Burada daldırma galvaniz olması önemli. Kesinlikle. İmalat bittikten sonra daldırma galvaniz yapılması lazım. Evet. İsterseniz karşı şimdi tarafta bir şey kauçuklu var. Ha, ona bahsedelim. Şimdi bu ızgaralı sistemlerin üzerinde Avrupa'da görüyoruz. Biraz daha esneklik kazandırabilmek adına, daha fazla hayvan konforu artırmak adına kauçuk döşemeler yapılıyor. Siz de bunun bir uygulamasını yaptınız. Evet. Uygulamayı hem yerinde görelim. Hocam kaç dakika oldu bu? 7,5. 7,5 dakika süremiz var. O uygulamayı da görelim. Onun artılarını da konuşalım. Orayı için. Zaten aşağı inerken hissediyorsunuz. Biz daha iyi hissettik evet. Bir yumuşaklık var. Bunu terzi hocam, işi dediğim... Hocam yakından çek şurayı sana zahmet. Terzi işi dedikleri Ahmet, bir olay bu. Ahmet bir paspas getirir misin? Bir paspas verir misin? Belki paspas verir misin? Şurayı. Şurayı bir kazıyalım. Evet. Burada şöyle bunun bir avantajı var. Şimdi bu hayvanların doğada iki tırnakları var böyle. Evet. Dış tırnağı iç tırnağından 2 milim daha yukarıdadır. Bastığında toprakta bunu absorbe ediyor toprak. Ama beton bunu absorbe etmiyor. Beton düz ve esnemeyen bir yapı olduğu için tamamen o dışarıdaki tırnak dokuya yük bindiği için hayvanın bütün yükü 16-17 santimetre kareye değil de neredeyse 5 santimetre kareye düşüyor. Bu seferinde diyoruz ki işte ızgaralı sistem kötü. Aslında ızgaralı sistem bununla eşleştiğinde mükemmel oluyor. Şu an... Ama sen şimdi maliyeti artırdın abi. Ama ya diyecekler ki abi zaten pahalıydı, aha bir daha pahalı oldu. Pahalılaştı. Gerçekten ciddi bir maliyet. Ben bile tek podoğu yapabildim. Ben bunu... Siz görmek için yaptınız. Görmek için yaptım. Bana getirdiği kazanç ne? Ne? Pahalı olabilir ama... Ne getirdi? Şöyle düşünüyorsunuz. Yani getirdiği kazanım daha fazlaysa belki yaptırabilirim. Ya yaptırabilirim de Türkiye'de bu geliştirmediği için şu an bu sistem daha yapan... Geliştiririz abi, geliştirmek bizim işimiz. Eyvallah, ben onu yaparsanız inşallah eyvallah diğerlerini yaparız. Türkiye'de bu malzemeyi şu an üretmiyorlar. Ve kalıp üzerinden kauçuk satıyorlar. Evet. Bizimkiler öyle değil ki. Türkiye'de ızgaralar da aynı model değil. Hepiniz aynı modeli üretmiyorsunuz. Evet, herkesin yok farklı. Kimi enine, kimi boyuna, evet, kimi işte 10 santim,
kimi 5 santim açıklarla üretiliyor. Yani şey alanları, şu açıklıkları. Açıklıkları. Bunu yapıp ondan sonra sujetinle modele göre kesim yapılırsa daha iyi olur. Ben şunu şöyle yaptım. İlk önce bunu buradan çıkarttım. Tamam. Her yerde olduğu gibi. Ara kapıyı kaldırdınız. Kaldırdım. 10 tane hasta hayvanım vardı. Tamam. Bunlar atlamadan kaynaklanan ayak problemi olan hayvanlar. Birbirlerine atladıkları için. Tabii. Yani atlamadan, boğuşmadan kaynaklanan sıkıntılı hayvanlarım vardı. Bunları buraya koydum. Bunlar niye açıklıyorum biliyor musun? Videoları izleyen bazı meraklı arkadaşlar var. Cımbızla. Oradan o kelimeyi seçiyor. Çekiyor. Ha. Kelimeyi yok. Seçiyor. Kelimeyi önemli. Seçiyor. Tamam. Diyecek ki bak az önce yok diyordunuz. Şimdi var diyorsunuz var. Diyecek. Diyorlar. Doğru mu? Eyvallah. Orada eyvallah. Şimdi burada kameralardan ben bunu sürekli takip ediyorum akşamları. Hayvanlar nerede yatıyor? Nasıl bir davranış sergiliyor? Neyi tercih ediyor? Nerede yatıyor? Ben buraya bir dünya para harcadım. Tamam. Yatan hayvan, geviş getiren hayvan, para kazanan hayvan. İyileşecek. Sağlıklı hayvan. Sorumluysa da iyileşecek. Tabii. İnanın o rahatsız olan hayvanlar sağlıklı hayvanlara yetişti. Bazıları geçti bile. Açığı kapattılar. Açığı kapat. Peki burada yatmayı tercih ettiler mi? Bu hadi o kaldırdığınızda gördünüz mü? Ben kameradan takip ediyorum zaten. Hepsi burada yatıyor. Orada yatan yok. Bu varken orada yatılmaz. Yani yatan, yaylı yatak varken çek yatağa yatan olmaz herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Yani biz bu işin çok gerisindeyiz. Birçok Avrupa, biz daha yeni başladık diyelim. Birçok Avrupa ülkesinde ızgaranın üzeri kauçuk kaplanmazsa hayvan ahırı yapmaya izin verilmiyor. Güzel bir nokta. Önümüzdeki 5 yıl öngörülebilir bir hayvancılık politikası uygulansa, kaça aldığımızı, kaça satacağımızı, ortalama maliyetimizi biliyor olsak, bunların hepsini ahırın tamamına döşer miydiniz? Döşerim tamam. Niye döşemeyim? Para kazandıracak. O zaman hayvan kilit bir noktaya geldik. Yani kazansa diyorsunuz, biz bu konforları arttırmaya yönelik çabalar sarf edebiliriz. Bizim moralimiz bozuluyor. Ara sıra bu dalgalanmalardan para kazanamadığımız dönemler. Sabahleyin biz her sabah 7.30'da ben buraya geliyorum. 8'e doğru 8'i çeyrek geçe iş yerine gidiyorum. Akşam iş yerimi 6'da kapattıktan sonra 6'yı çeyrek geçe burada oluyorum. 7.30'da buradan çıkıp evime gidiyorum. İşime gidip ve evime giderken mutlaka buraya uğruyorum. Burada keyfim yerinde olunca işime de keyifli gidiyorum. Peki, geçenlerde bir yazı yazmıştım. Üretici başarısız mı? Hani biz böylesi dönemlerde kazanamadığımız zaman sektöre yabancı insanlar tarafından eleştiriliyoruz. Ya bir yerde yanlış yapıyorsunuz, o yüzden başarısızsınız. Kazanan nasıl kazanıyor gibi eleştirilere muhatap oluyoruz. Üretici başarısız mı abi? Ya kazandık mı? Hepimiz kazanıyoruz. Az kazanıyoruz, çok kazanıyoruz. Yani bu aramızdaki fark bu. Zarar ettik mi? Hepimiz zarar ediyoruz zaten. Yani biz bunu karkasını 38'e mal ettik. Bu adam normal şartlarda baktı 41'e mal etti. Yani 2 dönüm 3 dönüm. Ben daha az zarar edeceğim. Ben daha o daha fazla zarar edecek. O daha fazla zarar edecek. Yani kaybettik mi? Hep beraber kaybediyoruz. Bunlar... Hocam şunu yakından bir çeksene. Şunu bir görelim. Ahmet versene bana. Şu tarafa doğru çekirsek daha güzel. Enine görelim. Çektiğimiz zaman. Üzerinde de küçük küçük desenler var. Bazı firmaların nohut desen dediği nohut desenleri var ama bunda kare desenler var. Esnek bir malzeme bu. Üzerine altında bastığı... beton ızgara var. Yani beton ızgaranın üzerine eyvallah. Yapıştırılmış bir şey bu. Çıkmıyor ve kabarmıyor. Düzgün yapıldığı zaman ha buralara yapmasak daha iyi olurmuş. Buralar beton olarak kalsa. Beton olarak kalsa daha iyi olur. Sadece bunlar. Çünkü yatma oranı olarak genelde ızgaranın üstüne denk gelen yerlerde mi yatıyorlar, kenarlarda mı? Neresi kuruysa orada yatıyorlar. Güzel. Burada açıyı tam verememişiz. Burada veremediğimizden burası sıvı biraz. Burası sıvı. Yani sıvının akması için bir 3-4 santim, 5 daha santim bir meyle ihtiyaç var. Yani. Kaç dakika oldu hocam videomuz? 15 dakika yaklaşık. 14 süper. Dakika. Yeter. Üçüncü bölümü çekeceğiz abi. Mehmet abi bulmuşken bırakmayacağız. Çünkü Mehmet abi önemli.